Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'nun yakınlarına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. İki Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'de yapıldı. Ankava semtinde bulunan ABD Başkonsolosluğu'na yakın Nili Kafe'nin önünde büyük bir gürültüyle patlama oldu. Saatler 17.40'ı gösteriyordu. Patlamanın olduğu bölgede can pazarı yaşandı. Olay yerinden alevler ve dumanlar yükseldi ve çok geçmeden saldırının şekli netleşti. Bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği belirlendi. İddialara göre saldırganların hedefinde Ankava polis merkezi vardı. Araçla girmeye çalışan saldırgan ekipler tarafından fark edilince bomba yüklü aracı patlattı. İntihar saldırısı düzenleyen bombacı öldü, kimliği ve örgütü henüz netleşmedi. Ayrıca patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Başla. Ankava Caddesi'ndeki patlamanın ardından kısa süreli bir çatışma çıktı. Peşmerge güçlerinin olası saldırı ihtimali üzerine havaya ateş etmesi gerginliğe ve korkuya neden oldu. Patlamanın ardından ABD Başkonsolosluk binasının hemen karşısında bulunan bir kafeteryada yangın çıktı. Olay yerinden dumanlar yükseldi. Patlama ve silah seslerinin üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücüyle itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Peşmerge güçleri Ankava'ya giden yolları trafiğe kapatarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı. 12 otomobil ve 30 dükkan kullanılamaz hale geldi. Saldırıyla ilgili ilk açıklama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanı Recep Muhammed Reşit'ten geldi. Reşit, iki sivilin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ölenlerin kimlikleri ve uyrukları hakkında bilgi vermeyen Sağlık Bakanı Reşit, patlamada iki vatandaşımız şehit oldu. Yaralıların hastanelerde tedavileri devam ediyor. Başka bir ülkeye sevk edilmelerini gerektiren bir durum yok dedi. Ve çok geçmeden IŞİD tarafından araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. İkisinin de Mardinli olduğu ortaya çıktı. Biri 29 yaşındaki Saadettin Şan, diğeri ise 35 yaşındaki Bülent Önen'di. Saadettin Şan'ın Erbil'de 2 yıldır seyahat şirketi acentasında, Bülent Önen'in ise 6 yıldır Erbil'de Çanakkale Seramik Müdürü olarak çalıştığı öğrenildi. Cuma günü tatil olması nedeniyle bekar olan Saadettin Şan'la Bülent Önen'in Amerikan Başkonsolosluğu'na yakın mesafede bulunan internet kafede oturdukları sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Aileleri ise cenazeleri teşhis ettikten sonra almak üzere Erbil'e gitti. Amerika Birleşik Devletleri Erbil Başkonsolosluğu Yardımcısı David Fowler ise bombalı saldırıda ölen veya yaralanan vatandaşların olmadığını açıkladı.